Burada bakın bir kez daha hani hep ben diyorum ya, resimlerle böyle anlatmayı bazen sözlerle ifade edemeyecekleriniz resimlerle daha güzel ifade edilebilir. Burada da bakın pubertayla birlikte general salınımındaki değişiklikleri gösteren pubertas öncesi dönemde burada görüyorsunuz lea dalga veya tonik şekilde buradaki değişiklikleri bakın pubertastan sonra gördüğünüzde hem generaşın hem ne yazıyor dalga sıklığının oldukça fazla olduğunu yine dalga boyunun da yükseldiğini görebiliyoruz. İşte bunların sonucu olarak da pubertasla beraber ilk ovülasyon şekilleniyor. Çünkü ovülasyonu sağlayan hormon neydi? LH. LH. Ovülasyonu LH sağlıyor. Peki şöyle bir soru yönelsen, hem de biraz konuyu açma adına. İneklerde veya kedi ve köpeklerde, geçen derslerde de anlattım. Ovülasyonu sağlamak için GnRH kullanılır. GnRH'ın en yaygın kullanıldığı alanlardan biri ovülasyonu sağlamaktır. Yani ovaryum üzerinde dominant folikül olan bir hayvana, ister koyun olsun, ister kısrak olsun, ister kedi köpek, GnRH yapın, ovülasyonu uyarırsınız. Hani geçen derste dedim ya, vatandaşın birisi de gelecek, eyvah kedim günlerdir bağırıyor, sesinden rahatsız oluyorum. Siz getirin kedinizi diyeceksiniz, kediye bir GnRH enjeksiyonu yapacaksınız. Ovülasyon olacak, kedide o bağırmalar, şeyler kesilecek. Peki, neden GnRH, hani biz ovülasyonu sağlayan hormon, her ne kadar LH diyoruz ama ovülasyonu uyarmak için evcil hayvanlarda GnRH kullanıyoruz. Söz alarak lütfen. Oysa biraz daha açayım. GnRH'ın hem FSH hem de LH etkisi olduğunu söylüyoruz. Mesela bakın. Anösrus'taki bir hayvana, östrus göstermeyen bir hayvana GnRH yapın, hayvanın östrusu. Yani dişide folliküle genezisi uyarırsınız. Erkekte spermatogenezisi uyarırsınız. Ama östrus döneminde yaptığınız zaman bir dişiye, yani dominant folikül olan bir ovaryumunda yaptığınızda ovülasyonu uyarıyorsunuz. Bu sorunun yanıtını öğrenip gelene öğleden sonra finalinde artı 3 puan veriyorum. Şimdi tamam burada bak öğleden sonra öğle. Bir şey söylemedik galiba. Çünkü en azından yok burada. Bakın bir kez daha söylüyorum. İlk dönem sizlerle beraber olduk, ders yaptık. Burada düşündüğünüz her şeyi nezaket kuralları içerisinde söyleyebilirsiniz. Hani bu basitti, ben söylerim. Hoca çok bu şey karşılar. Hani bazen bana kızar mı? Burada herkes, burası gayet demokratik bir platform. Herkes düşündüğünü nezaket kuralları içerisinde söyleyebilir. Hele dersle ilgili her şeyi söyleyebilir. Hiçbir kısıtlama yok. Üzerinde dominant folikül olan bir hayvana GnRH yaptığınızda neden ovülasyonun uyarılmasına sebep olur? Oysa ovülasyonu sağlayan hormon LH'dır. Mesela biri şöyle bir soru sorayım. Ben bugün yine bir paylaşım yapmıştım kendi sitemde. Foliküler kistle ilgili resimler gönderdim. Foliküler kistle aşırı foliküler gelişme. Folikül çok büyüyor. Ovülasyona uğramıyor. Ve o ineklerin, foliküler kistli bir ineklerin %60'ı anösrus gösteriyor. %40'ı aşırı östrus davranışları şeklinde yansıyor. Biri bana bir sordu arkadaşım, yazmış bir meslektaşımız. Ya hocam diyor, foliküler kistli hayvanda diyor aslında aşırı östrus davranışlara daha çok olması gerekmiyor mu? Niye ineklerin %60'ı anösrus gösteriyor diyor. Ben de ona şöyle bir cevap yazdım. Çünkü arkadaşlar şimdi uzun süreli bir hormonu kullandığınız zaman tersi etki yapıyor. Bak kısa etkileri fizyolojik süre ve dozda uygularsanız o bilinen fizyolojik etkisi ortaya çıkıyor. Ama uzun süreli yüksek dozda uygularsanız
Bu defa tam tersi etkisi. Biz ona down regülasyon diyoruz. Down regülasyon. Hormonlar arasında. Mesela ben size basit bir örnek vereyim. Hani konuyu çok... Kedi ve köpeklerde bugün günümüzde en çok özsuz baskılama amacıyla kullanılan hormon GnRH implantlarının kullanılması. Bakın GnRH. GnRH neydi? Politik gelişimini uyarıcı hormon. Ama biz politik gelişimini baskılamak için kullanıyoruz. Evet işte dozuyla ilgili, süresiyle ilgili. Kısa süreli kullanırsan fizyolojik dozda nedir? FSH ne yaz salınımı şeklinde bir yanıt alırsın. Ama uzun süreli yüksek dozda kullanırsan bir süre sonra şu oluyor. Hani derler ya çok güzel bir atasözü var. Her gün bal börek yesen de artık bıkarsın. Artık tanıtın. Yani artık ona merkezi sinir sistemi cevap vermiyor. Duyarsız kalıyor. Şimdi siz şuna verler. Alışıyorsunuz artık bir şeye. En tipik buna verip şunu veririm anlatırken. Bir koku. Belki kullandığınız evinizde, annenizin, babanızın sizin bir parfümü vardır. Evde hiç kimse sizin kullandığınız bir parfümü hissetmez değil mi? Ama dışarı çıkın, sizi tanımayan biri bir ortama girin, hemen sizin kokunuz hissedilir. Neden? Ya artık ona insanlar alışıyor bir süre sonra. Onu siz o şekilde algılamıyorsunuz. İneklerde de öyle. Sürekli östrojene maruz kalıyor. Folikül kiz östrojen üretiyor. Bir süre artık merkezi sinir sistemi o östrojene davranış değişikliği olarak cevap vermiyor. Alışıyor bu ya. Hani bir şeye alışmak gibi. Mesela hani niye insanların zorluklara, işte işkence dersin veya işte yaşama ilişkin zorluk dersin veya hayatın zorluğu dersin. Yaşadıkça, gördükçe ne yapıyorsun? Artık ona dayanma gücün, yani ona tepkinin, reaksiyonun değişiyor. Onun gibi bu şekilde bir şey, sorum anlaşıldı sanıyorum. Burada bakın biraz önce anahtar rolün pubertastan önce LH olduğunu söylemiştik. Bakın LH dalga sıklığını görüyorsunuz. Pubertas öncesi dönemde ve pubertastan sonraki dönemde gördüğünüz gibi LH dalga sıklığının ve dalga boyunun ne kadar artmış olduğunu görüyorsunuz işte. Demek ki hiçbir canlı pubertas öncesinde, yani dişilerden konuşuyorsak, ovülasyonun olmamasının sebebi bu. Ovülasyon olabilmesi için LH dalga sıklığı ve aynı zamanda da dalga boyunun yüksek olması gerekiyor. İşte siz bir östrustaki hayvana nedir şey yaparsanız, bir LH yaparsanız, işte LH dalga boyunu oluşturduğunuz için nedir? Bu ovülasyona sebep oluyor. Bir de bakın LH dalga sıklığı dedik bunun. LH'nın iki şekilde olduğunu bakın. LH dalgası ve tonik LH şeklinde. Tonik LH arkadaşlar siklusun her evresinde var. Aslında sadece ovaryumda folikülü geliştiren FSH değil. Aynı zamanda LH da folikül gelişimine yardım ediyor. İşte o yüzden LH'nın tüm siklus boyunca tonik tarzda salınması zaten bir zorunluluk. Ama ovülasyon olması için LH dalgasının olması lazım. İşte LH dalgası da nedir? Pubertastan sonra oluşuyor. Bu LH dalgasını tetikleyen ne, uyaran ne derseniz östrojen. Dominant folikülden östrojen düzeyi maksimuma çıkınca nedir bu? LH bırakımını LH dalgası şeklinde bir cevapla karşılık veriyor ve bu da ovülasyonu sağlıyor. Burada da gösteriyor bakın biri LH dalgası. Bu sadece ovülasyon zamanı ortaya çıkıyor. Ovülasyon sağlanıyor sonra düşüyor ama tonik LH dalgası siklusun her evresinde var. İşte pubertas öncesi dönemde veya mesela şeyde de düşünün bir hayvanı diosrus döneminde düşünün. O dönemde de foliküler gelişme var. Ama ovülasyona yakın dönemde tonik LH dalga sıklığı artıyor ama ovülasyondan önceki dönemlerde bu dalga sıklığı daha ya da dalga aralıkları daha geniş. Efendim. Hocam FSH salındıktan sonra, folikül uyarıldıktan sonra FSH'ın artması feedback mekanizmasıyla LH'ı uyarıyor mu? Hayır. Östrojen uyarıyor. Bir süre sonra ileride yine anlatacağız. FSH düzeyi düşüyor. Çünkü FSH düzeyi düşmezse inekte birden fazla folikül gelişir. İkizli, üçüzlük gibi. FSH düşüyor, onu da düşüren bir hormon var. İnhibin var, ovaryumdan salınıyor.
yine bir FSA'yı düşürüyor. Birden fazla dominant folikül olmasın diye. Ve LH artıyor, LH da ovülasyonu sağlıyor. Burada da aynı bakın değişiklikleri, benzer konuştuklarımızı farklı resimlerle bir kez daha gösteriyoruz. Bunu aynı şeylerin.